yani yeni bir ekonomik atılım getireceğiz dedi. Ben bunu biraz yeni bir ekonomik modele geçilecek diye anladım. Türkiye'nin o yönde beklentisi de var. O açıdan önemliydi. Kısıtlı'da yaptığı konuşmada vurguladığı gibi yine kazanan Türkiye'dir vurgusu çok önemliydi. Yani kaybeden kimse yoktur. Bu arada hani de şey de belli olmaya başladı. Milletvekilleri Cuma günü yemin edeceklermiş mecliste. Cumhurbaşkanının da Cuma günü yemin etmesi söz konusuymuş. Eğer Cumhurbaşkanı Cuma günü yemin ederse aynı gün ya da bir gün sonra kabineyi açıklayacakmış. Cuma Ne ya da diyorsun? O kadar cumartesi. hızlı mı? Evet. Bir daha söyler misin? Cuma... Cuma günü milletvekilleri yemin edecekler. Cumhurbaşkanı da yemin etmesi planlanıyormuş. Cuma günü yemin ederse Cumhurbaşkanı aynı gün ya da bir gün sonra kabineyi açıklayacak. Ya bir dakika, kesin sonuçlar Salı açıklanıyor o zaman. O zaman demek ki yani 3 gün sonra da meclis toplanıp. Tabii öyle olması lazım. Evet. Senin yani kesin sonuç Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Milletvekili Ondan sonra yemini. Cuma vekiller yemin etti. Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı da yemin edecek. Bir gün Kabinenin de sonra o da gün mü olabilir. O açıklanması gün ya gerekiyor? da bir gün sonra Ama olabilir peki niye deniliyor. bir gün sonra olamayacak? Ve bakanlar vekil olmuş olacak. O gece bakansız mı geçireceğiz? Ha Aslında değişik bir soru olsun. şöyle yani aynı gün şu yapılabilir, yemin etmeyebilirler bakanlar. Aynı gün? Aynı gün bakanlar yemin etmeyebilirler. Ha Yani yani kabinede anladım. olanlar yemin Bir sonraki etmeyebilirler. kabinede Ya da olanlar. Cumhurbaşkanı meclis açıldığında yemin için gider, yeminini yapar. Mecliste yemin töreni devam ederken kabineyi de açıklayabilir.